Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Hasan. Bu videomda sizlerle beraber Visual Studio 2017 ile bir web servise bağlanacağız arkadaşlar. İnternetli bir web servise. Kendi yaptığımız bir Visual Studio'da yapılmış bir web servise değil. Şu şekilde arkadaşlar hemen başlayalım. Bir tane hemen Visual Studio şey oluşturacağım. Oluşturduktan sonra web servisimizde göstereceğim size merak etmeyin. Swap test diyorum arkadaşlar. Daha önce oluşturduğum bir soap testi olduğu için hata verebilir onu ama yine de şey yapacağız. Play'e seçeceğiz ama hata vermiyor. Muhtemelen başka yerde oluşturdum. Problem yok neyse. E, creating project diyerek bir oluştursun. Projemizi açtı. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle hiçbir şey yapmadan önce e, yapacağımız olaya bahsedelim. Şimdi benim elimdeki web servis şu arkadaşlar. Web servis. Bu PHP ile hazırlanmış bir altyapılı bir web servis. Bunda Notebook listesi, Notebook doğrulama yani Notebook var mı yok mu stok doğrulaması, kitap listesi ve kitabı ISBN numarası ile sonu sorgulama işlemleri yapılabiliyor arkadaşlar. Bu işlemleri yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bir ISBN şey alacağız TextBox'la, butona basarak ISBN'si girilmiş kitap var mı yok mu sorgulayacağız. Ve sonrasında da bu kitapların listesini alacağız kitapların listesine kastım. Kitabın hep bütün yani elimizde 3 kitap var. Şurada örnek olarak de çektim. Görmemiz amacıyla ve listeleyebilmemiz amacıyla. E, kitapların 3 tane kitap var. Onların listesini alacağız sonrasında. Farklı farklı kullanımlar olacak arkadaşlar. İstiyorsanız zaman başlayalım. Öncelikle tabii ki bağlantımız yapacağız arkadaşlar. <laughs> Şöyle ki e, projemin üzerine sağ tıklayıp Ede basıyoruz. Sizde de Türkçe ise ekle yazıyordur muhtemelen zaten. Servis referansa tıklıyorum. Ardından gelip servisin linkini alıyorum. Buranın linkini alıyorum. Buraya gelip Go'nun yanına yapıştırıp Go diyorum. O servisi tanımlıyor. Servisin servis listesi burada. Sağda da operasyonlar yani neler yapabileceğinin listesi burada yazıyor. Şurada da servis bağlantınızın isim oluşturabilirsiniz. Namespace, namespace yapısı için. Servis referans biri olduğu gibi bırakıyorum ben. Siz projenize göre dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz mantıklı isimlerle. Oluştursun sağda connected servisin altına servis referans bir geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi dediğim gibi öncelikle bir ISBN ISBN yazabileceğimiz bir text ve bir buton alacağım arkadaşlar toolbox'tan. Şuraya hemen bir tane text box şöyle bir ISBN'e ye girecek yer ayarlıyorum. Bunun ismini giriyorum. USB'ne e, textbox bir dakika textbox diyorum şu şekilde ardından bir tane de buton alıyorum buraya da e, check stat, e, book status fonksiyonu için check book status BTN olsun bu da şu an gayri ihtiyar öyle seçiyorum. Hem işimizi görecek yapının ismi de zaten o tip olacağı için önemi yok. Sıkıntı olmaz yani kullanım için. Burada butonun üstüne de öyle yazalım. Checkbook status diyelim. Bir dakika. Taş elim sürtüyor arada bir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Checkbook status dedim. Buna bastığımızda formun içini bir açalım. Şimdi servis referansı oluşturduk. Formun içine text box ve butonu koyduk. Yani sağda listeli servis referansımız görünüyor. Servis referans 1 diyor. Şimdi arkadaşlar gelelim. Forumda butona tıkladığımızda klik için yapacağımız mevzu. Ne dedik? Dedik ki text'in text box'ın içindeki yazılı olan sayıyı yani ISBN numarasını sorgulatacağız servise. Öncelikle servisi bağlamamız lazım. Şöyle servis yazdığımızda servis referans bir ismi görüyorsunuz ki geldi. İçinde product yani onun kendi sonunda client ile biten tip e, portuna bağlıyorsunuz arkadaşlar. Ve servis e, swap diye ben isim oluşturuyorum. Siz kendi nesnenizi kendiniz isimlendirebilirsiniz. Bir yani servis için nesne oluşturuyoruz arkadaşlar. New servis referans 1 diyorum. Product client ile biteni yine seçiyorum. <laughs> yani client tipinde bir şey oluşturup client tipinde bir şeyi yeni yeni oluştur anlamında şu isimde tip anlamında yani hani dersiniz ya mesela string array diyeceğim işte abc diyelim ne yaparsınız? New string dersiniz mantık olarak. Değil mi? Hani bunun gibi bir şey bu durum. Tabii ki kullanım olarak. Aynısını sadece stringlerin yazmak yerine burada service reference client yazdım. Service reference client biten yazılarını yazdım. Aradaki new ve service swap farkındaysanız aynı mantık tercihli. Neyse ne. Şimdi gelelim e, sorgulayacağız. Onun için message box'a bir şeyler yazacağız falan filan. Şimdi string olarak bir görüntü almamız lazım. Ben onun için return statü adında değişken oluşturacağım return yazıcıya çünkü bir e, anahtar kelime statüsünde olduğu için return return statü yazdım ardından da servisimizde neye bağlanacağız arkadaşlar servis swap bir nesne ismi olduğu için onu giriyorum sonrasında gördüğünüz gibi listeli olarak checkbook statüsü falan yazıyor checkbook statüsü hemen gördüğüm gibi yazıyorum ve diyorum ki burada neyi alacaktık biz hemen e, isbn textbox'ın içindeki text'i alacaktık değil mi arkadaşlar Üsebene text text box'ın içindeki text'i koydum. Sonucunu da message box diyerek show diyerek şu şekilde içine direkt return statü değişkenimin içine atılan book status'ten dönen değeri return statü'nün içine attım. return statü'yü de show show'un içine basarak ekrana bastıracağım arkadaşlar. Kaydet start şeklinde işlemi yapıyorum. <laughs> şu an bir açılış yapacak hemen ekrana geldi. Şimdi ben şuradan yardım alacağım arkadaşlar. Ben PHP web servis için örnek çıktıları web servis yakınında hemen bir PHP sayfasına bastım. Maksat ISBN'i sorgulayalım diye. Şuradan Ahmet Ay adlı kişinin kitabı varmış. Ekrana ne gelmesi lazım? ISBN'i girdiğimizde ekrana kocaman harflerle var yazması lazım. Deniyoruz. Şu ana butona bastık. Fark ettiyseniz deneme başarılı. Yani kocaman harflerle var yazıyor. Sonunda sıfırı silip bir yazarsak Mehmet Yıldız adlı kişinin kitabının yok olduğunu görmemiz lazım. Tıklıyoruz ve yok yazıyor. Gördüğünüz gibi bunda da bağlantı başarılı. Yani bir hata yok. Ardından arkadaşlar ne yapacaktık? Kitap listesi alacaktık. Şunlar gibi böyle alt alta kitap listesi yazmak istiyorduk. Eee Yuvar yoku şimdi yazmamıza gerek yok. Ben sadece ISBN ve yazar kısmını almayı planlıyorum. Onun için hemen şu yan kısma da bir tane text box oluşturmak istiyorum. Şöyle text box diyorum. Pardon, list box dedim herhalde. Bilmiyorum yanlış söylediysem kusuruma bakmayın. Ee, şöyle hemen ayır, ayarladım. List ismini e, şey yazalım. Book list yazarız. Book list box yazarız. Max açı olsun. Ee, bir tane de buton. Bir tane buton. Butonun ismi e, get all book olur. Books olur. Books btn. Butonun üzerine de get all books yazarız. Bu şekilde tüm kitapları getir anlamında. Butona çift tıklarım. Ee, tabii ki önceki kliğin içine ayrıyetten swap açtığım için bunun içinde de ayretten açabilirim ya da en başa koyabilirim. Ama ben yine de tekrardan göstermek amacıyla yine içinde bir swap bağlantısı açıyorum. Client olanı koyuyorum. Servis swap ismiyle yine kullanıyorum. Servis swap diyerek new diyerek servis swap şeklinde servis Proton client'la biteni seçip nesnemizi yine oluşturdum alttaki client içine. Sonra geliyorum. Burada biz <laughs> iki tipimiz var arkadaşlar. Şimdi durum şöyle. Ben hatta göstereyim ki durumu anlamamız için İs, ismi neydi bizim text ismi? Şöyleydi. Get all uh, get all books uh, books list bak pardon uh, books book list galiba. Bir dakika hemen alalım. Book bookları listeliyorduk çünkü. Bunu hemen bir tane items et diyorum. Şimdi şuna geliyoruz arkadaşlar. Şurada bizim servisimiz şimdi bizden ne istiyor? İstenilen şeyler request ve response ile dönülecek şeyleri gösteriyor arkadaşlar. Şurada biz kitabı çekerken ne kullandık? Kitabı çekerken şurada yani kitabı sorgularken isb istediğini kendisi string formatını istediğini söylemişti. Ve dönüşte bize string vereceğini söylemişti. Şimdi burada iki tip listeleme var. Onları ben anlatacağım. İlk şununla yapacağız. Diyor ki request hiçbir şey istemiyorum. Sen sadece beni çağır. Ve ben sana book list formatıyla yani ben kitap listeleme formatımla sana dönüş yapayım diyor. Tamam hemen diyoruz ki get all books da çekecekmişiz. Tamam. Hemen geliyorum. buraya servis. Direkt içine çekiyorum. Çünkü size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar. Servis swap diyorum. İçinde ne var? Nerede bu? Get all diyeyim hemen. Get all book'u books'u çektim. Sonra geldim. Bakın noktaya bastığım anda book göründü. Kitap dedi. Sonra bir noktaya daha bastım ISBN dedi farkındaysanız bu şekilde kendisi şekillendirdi. Şimdi ben ISBN'in başına ISBN yazmak istiyorum. Maksat bunun ISBN ISBN olduğunu anlatmak için. Şu şekilde alt satıra geçip aynı şekilde book list box diyerek item add dedim. İçine de e, yazarımızı koyacağım şu şekilde servis e, servis swap get all book nokta book e, author dedik şurada listeli görüyorsunuz bu şekilde çektik arkadaşlar bir tane de altına şey çekeyim hatta göstereceğim şimdi neyse problem yok. Şimdi çekeceğim arkadaşlar bizim ekranımıza getirmesi gereken esasında nedir arkadaşlar Şurada gördüğünüz gibi alt alta 3 tane kişinin ISBN'si yazarı ve ISBN'si yazarı ISBN yazar şeklinde listelemesi lazım değil mi arkadaşlar? Şimdi buraya şunu düzelteyim pardon. Get all books'a basıyorum. Gördüğünüz gibi basıyorum. Sadece bize ilk yazarı getirdi arkadaşlar. Buradaki sıkıntı şu arkadaşlar. Diyebilirsiniz ki ya işte kodlama yapıyorsun. Forla yazdır falan. Forla yazdırınca mantık şu. Book list formatında yolluyor. Şunun üzerine gelince görünür zaten. Bu da book formatında. Şimdi şuna o zaman sizin dediğiniz mantıkla book liste ya burasına 0 1 diyerekten for'u döndüreceğiz. i değişkenini buna vereceğiz 0 yerine. Mesela buraya bir 0 koyayım. Bakın gördüğünüz gibi altı kızarıyor. Yani hatalı olduğunu söylüyor. Book'un sağına geleyim. Buraya bir 0 koyayım. Bakın şu an hatasız. Şimdi bak hatalı. Gördüğünüz gibi hatalı diyor. Bu tip bir kullanım yok diyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla şunu hesabına koyarsam kendi içine parçalar. Onunla hiç uğraşmıyorum. Kendi içinden kastım. Onu halede sayıyı direkt ilk hanesi, ikinci hanesini falan yazar. Bu çünkü saçma olur. Yani işin özü ben şunu görüyorum arkadaşlar. Üzerinize geldiğinde zaten görüyorsunuz diyor ki işte bu formatta bunun içinde bir tane yani bu klas hani bu klasın içinde bir tane tanımla Hani sesçin tanımlarız ya bir kullanıcı girer bir sesçin tanımlarsın. Şifresi kullanıcı adı gibi ya da bazı tanımlayıcı isimsel şeyler yazar ya birer tane olur. Onun gibi düşünün. Bir tane user işte username yazan şey bir tane ise ona bir tane atayanabiliyormuş gibi bir değişken yapısı var arkadaşlar bunun nedense. Ben onu tanımlayamadım. Onun için de ikinci bir farklı yol denemek zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü şu an bunu izleyen arkadaşlarla beraber genellikle bir proje yapacağız. Onun dışındaki arkadaşlar da en azından bu tip bir çözüm olduğunu da en azından benim açımdan yani benim böyle bir çözüm geliştirdiğimi de en azından görmüş olur. Diğer çözüm açısı da şu arkadaşlar. Şunu bir önce şöyle kenara çekeyim. Farkındaysanız get all book bir de get all Books split var. Split'in ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar, bir string formatının içinde virgüllerin arasına göre array ile falan diyoruz. Şöyle anlatayım hemen. Diyoruz ki mesela string, string array mantığında bir stringi çek diyoruz. Bunu booklist ismiyle çek. Bunu servis swap diyerek şu şekilde çekiyorum. Get all books demek yerine yani. get all books split adında bir tane daha web servise e yer oluşturdum. Ve dedim ki bununla get books e, split ile bana string formatında yolluyor. Yani bana web servis şu formatta değil de şöyle formatta yolluyor. Şöyle formatta yolladığında ben virgüllerle isbn ve yazarı ayırmış oluyorum toplam. E, pardon e, yazarların her bir bloğunu virgülle ayırmış oluyorum. Yazarla isbn'yi alt dereyle ayırmış oluyorum. Şu an bunu yapmak zorunluluğumuz sebebi şu ufak bir proje yapıyoruz arkadaşlar. Onunla şu, şu an böyle bir çözüm geliştirdim yoksa tamamiyle işlemi aşırı profesyonelleştirmek isteyen ya da buna dair benim hani buradaki şu erey mantığına gelen şeyi tek tek gelmemesinin sebebini araştırıp da doğrusunu bulan arkadaşlar yorumlar kısmına yazarsa hepimiz faydalanırız. Ancak ben birkaç gün uğraştım. Bu dediğim gibi klas mantığında birer tane kayıt olduğu için bize ikinci, üçüncü diye listelemeyi yapamıyor nedense. Böyle bir görüntü aldım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Neyse biz gelelim split çektiğimizi split edelim. Ne dedik? Önce book listi almak için split'te ne dedim? İlk önce virgülle ayırıyorum dedim. Hemen şöyle virgül yazıyorum. Virgülle ayırdığımda şu an book listle yazarların 3 tanesi kitabıyla ISBN'si ayırıldı. ayrıldı. Buraya for giriyorum bir tane. Diyorum ki int i int i eşittir 0. i eşit, e, küçükse e, şeyden bir dakika book list nokta length Diyorum. Yani book listi split parçaladığı sayıdan az, azsa diyerekten ayarladım. i artı artı diyerek for'u bitiriyorum. İçine de geliyorum ve diyorum ki e, şu şekilde ayarlayayım. Bir dakika. Buraya da book'ları ayırmam lazım. Kitap neçede virgülle ayrılınca isbn ve yazar bir arada. Bunları da ayırmamız lazım. Şu şekilde ayırıyorum. Onu da book ismiyle bir tane ere oluşturuyorum. E, her bir parçayı aynı zamanda şeye de parçala demek için. Burada servis swap kullanmayacağım. Yanlış oldu. Bu zaten parçaladığım parçayı kullanacağım. Onu da içine iyi koyarak ilk parçaya sıfırıncı parça işte birinci parça al falan gibi kafalar yaşayacağız. Şöyle geliyorum içine içindeki durumu bir daha parçala diyeceğim. Ne diyorduk? İşte yazarlığı sebebini ayırmak için de alt tere kullanacağız dedik ve kullanıyoruz. Ardından String ile ISBN'yi her seferinde Ford'a ISBN bir daha döneceği için yeniden ISBN bir 2 yazmaya gerek yok. ISBN diyorum, author diyorum. burada book 0. book zaten ilk değer işte ISBN olduğu için 0. değer diyorum. ISBN'nin sonrasında author diyerek bir tane değişken de bu şekilde oluşturuyorum. Book birinci değer yani ikinci değer anlamındaki bir numaralı değerde yazarı olduğu için öyle yazıyorum. Ardından da gelip burada e, nerede <laughs> bir dakika bir şeyler oluyor da. ekranda onun için ekrana bakmak zorunda kalıyorum arkadaşlar evet devam ediyoruz book list <laughs> book list e, book list box diyerek <laughs> item e, item bir dakika items diyorum add diyorum <laughs> burada da isbn yine aynı şekilde yazıyorum. Burada tek farkımız şu olacak. ISBN diyerek direkt yazabileceğim. Çünkü değişkenle fark ettiğin ses for'un içinde yapıştırdım. Aynı şekilde. Bu arada noktayı niye koydum onu da bilmiyorum. Nokta yerine artı koyacağım. Sonra book list <laughs> box items diyerek items diyerek add diyorum. Alt satırına da yukarıda yazdığım gibi yazar yazıyorum. İki nokta boşluk diyorum. Artı author adlı değişkenimi çektiriyorum. Bunların aralarına da ayırıcı olsun diye şey yapacağım arkadaşlar. Bir dakika. Items et. Her bir satırı ayırsın diye şöyle yıldız satırları yapacağım arkadaşlar. Maksat şey olsun diye belli olsun diye neyin ne oldu. Bir de bunların iç başlamadan önceki üstüne doğru bir tane de şey yapayım. Book list box items diyerek şey yapayım. Şuraya. Bir dakika. Şöyle ayırıcı bir etken olsun. Yukarıda Getoğlu Books çektiğim metodu görelim. Altta da Getoğlu Books Split ile çektiklerimi görelim. Hemen listeliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle startlıyorum. Şimdi onu neden yaptığımı anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada şöyle geleyim. Ekranda gördüğünüz 3 tane liste var. Var yoklar haricinde isimler ve ısebeleri çekeceğiz dedik. Hemen Getoğlu Books diyorum. Getol Books dediğimde farkındaysanız, üstte Getol Books'un sadece Getol Books olarak kullanılan metoduyla çekileni görüyorsunuz ve sadece bir satır çekebiliyor. Altta ise üçünü birden çekti farkındaysanız çünkü niye? Şurada gördüğünüzü yolladı web servis bize ve biz buradan virgülle book'ları yani kitapların yazarını ve ISBN'lerini alt tireyle de ISBN ile yazarın isimlerini ayıkladık. ve gördüğünüz gibi listeledik. Yani burada görerek zaten. ISB neleri okeyleyebilirsiniz. işte burada ne dersiniz? Mesela hemen yazayım. 978 işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Hemen yine bu statüsümü sorguladım. Yok diyor mesela farkındaysanız gibi. Listeleme ve e, statüs statü sorgulama ile alakalı gibi string dönüşüm. işte array dönüşümü. Array dönüşümü ile alakalı sıkıntımız zaten belirttik. Çözen olursa yorum kısmına yazabilir. Ancak biz kendimizce şu anlık stringin içinde splitle ayırabileceğimiz şekilde bir e, yazı bütünlüğü sağlanmış bir stringi yollayarak splitle ayırtmayı tercih edeceğiz şu anlık arkadaşlar. Bu şekilde bir ders arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kısaca şu tarafını hatta şunu durdurup bir daha şuradaki bağlantıyı ufaktan başlangıcı gibi göstereyim. Hızlıca. Şuraya gelip swap test yani projenizin isminin üzerine gelip ete tıklıyorsunuz. Servis referans diyerek buraya linki yapıştırıyorsunuz. Link ne linkiydi? Şurada gördüğünüz web servis linkini, şurada gördüğünüz linki alıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz ve buraya yapıştırıp go diyorsunuz ve size getiriyor. Şuradan da ismini değiştirip projenize uygun bir servis ismi koyabilirsiniz. Bu şekilde bağlantıyı sağlıyorsunuz. Onun haricinde bağlantınızın nesnesini de oluşturup şu şekilde bağlantınızın nesnesi isminin noktaya bastığınız anda bütün fonksiyonları görerek içine, içine bir şey göndermek gerekiyorsa parantezin içindeki gönderilecek şeyi yazıyorsunuz. Gönderilecek şey birden fazla ise aralarına virgül koyarak zaten birden fazla şey yollayabilirsiniz. Bir fonksiyon zaten. Bu fonksiyonları nasıl kullanıyorduk? Aralarına virgül koyarak birden fazla nesnede malzeme de yollayabiliyordu biliyorsunuz ki. Ee, eğer bir nesne yollanmayıp da bir şey dönüşü olacaksa da sadece bir parantezde dönüp dönükleri bu şekilde direkt alabiliyorsunuz. Ya da şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu şekillerde işlemler yapılabilir arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar. Hatta şöyle program açık şekilde ve ekranda da aynı zamanda şurası şöyle açık şekilde göstereyim. Hemen ekranda açılsın. Aynen. Get all books diyelim. Ekranımız görünsün. <laughs> Aynen. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntımız yok. Tek derdimiz ereği çekmeyle alakalı bir sıkıntımız var. O da klasa tanımladı dediğim gibi herhalde. Çünkü ikincisi üçüncüsüyle alakalı bir mantığımız hiçbir zaman olmuyor. Onları denedim bir sürü kez. Haberiniz olsun. Umarım dediğim gibi faydalı olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Videomu e, tanıdığınız, ihtiyacı olabilecek kişilerle paylaşırsanız e, faydalı olur. Onlara da faydalı olur. Ve ben de memnun olurum. E, ayrıca videolarımı takip etmek için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.